Evet sevgili gençler, 11. sınıf konu anlatımlarında yine bir dersimizle beraberiz sevgili canlar. Modern atom teorisinin 33. dersindeyiz sevgili arkadaşlarım. 11. sınıf ve AYT'ye hazırlık. Ani artış konusuna gelmiştik sevgili canlar. Ani artışımız neydi arkadaşlarım? Bir atomun iyonlaşma enerjileri verildiği zaman ardışık olan iyonlaşma enerjilerinin değerlerini biz ne yaparız? Kıyaslarız. Bu kıyaslamada ardışık olan iki iyonlaşma enerjisi arasındaki fark yaklaşık 4 kat ya da daha fazla ise burada ne olmuştur? Ani artış olmuştur. Ani artışın gerçekleşmiş olduğu iyonlaşma enerjisinden önceki iyonlaşma enerji sayısı kadar ne olur? Değerlik elektron sayısı. Örneğin ani artışımız 3'te olmuşsa öncesinde kaç iyonlaşma enerjisi var? 2. Değerlik elektron sayımız kaçtır? 2'dir. Peki biz bunu tüm gruplar için yapabiliyor muyuz? Hayır. Bu kuralımız sadece arkadaşlarım A grubu için geçerlidir. Ve sevgili arkadaşlar bunu farklı olarak şu şekilde de yapabiliriz. İyonlaşma enerjisi eğer 4'te olmuşsa 4'ün 1 eksiği ne yapar? Değerlik elektron sayısını verir. 4 eksi 1'den değerlik elektron sayısı 3, grup numarası 3 şeklinde de değerlendirebiliriz. Kuralımız ne demiştik arkadaşlarım? Sadece A grupları için geçerlidir. Ve biz bu şekilde ne yaparız? A grubunun grup numarasını belirleriz. Arkadaşlar bir atom, peki bir atom en fazla ne kadar iyonlaşma enerjisi yapabilir? Elektron sayısı kadar. Elektron sayısı neye eşittir atomda? Proton sayısına sayısı kadardı. Bundan dolayı bir atom en fazla proton sayısı kadar iyonlaşma enerjisi yapabilir. Arkadaşlarım aynı grupta yukarıdan aşağıya indiğimiz zaman ne olacaktır arkadaşlar? İyonlaşma enerjisi azalır. Arkadaşlar aynı periyotta da ne yapmıştık? O grupları söylerken 8 adam bir araya gitmiştik. 5 yukarı 3 aşağı şeklinde bizim bir kuralımız vardı. Gelelim anlattıklarımızı örnek sorularla açıklayalım arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıda baş grup elementi olan X'e ait koparılan elektron sayısı iyonlaşma enerjisi grafiği verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri bulunabilir? Bakın koparılan elektron sayısı. Birinci elektronda arkadaşlar iyonlaşma enerjisi değerimiz A olarak değerlendirecek olursak 2'deki ise arkadaşlar yaklaşık bunun 2 katıdır. 2A 3'deki 3A bakın 1 ile 2 arasındaki fark 2 kat. 2 ile 3 arasındaki fark 1,5 kat. Ama arkadaşlar 4. iyonlaşma enerjisine bakın. 4 ile 3 arasındaki fark çok fazla. Bundan dolayı ani artışımız nerededir? Ani artış 4'tedir. Eğer ani artışımız sevgili arkadaşlarım 4'te ise 4'ün 1 eksiği ne yapar? Değerlik elektron sayısını verir. O zaman değerlik elektron sayısı 3'tür. Ya da ani artışın olduğu yer 4 ise daha öncesinden kaç elektron koparılmış 3. İşte bu elektronların sayısı ne yaptı? Değerlik elektron sayısını verdi. Bunlar baş grup elementi ise o zaman grubumuz ne olur? 3A grubu. Ama periyodunu bilemiyorum arkadaşlar. Periyodumuz 2 midir? 3 müdür? 4 müdür? Bilemedik. Periyodunu bilemediğimiz için proton sayısını yani çekirdek yükünü de ne yapamayız arkadaşlarım? Bulamayız. Bulabileceğimiz sadece grup numarasıdır. Periyot ve çekirdek yükünü bulamayız. Bundan dolayı doğru cevabımız yalnız 1 olur. Sevgili arkadaşlarım geldik başka bir örneğimize daha. Aşağıda baş grup elementi olan X'e ait koparılan elektron sayısı iyonlaşma enerjisi grafiği verilmiştir. Buna göre X elementi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bakınız. Koparılan birinci elektronun iyonlaşma enerjisi değerine 2'ye bakalım. Bir de 3'e bakalım arkadaşlar. 3, 2'den çok fazla. 2 ile 1 birbirlerine yakın. Ama 3 çok fazla olduğu için ani artışımız nerede olacak arkadaşlar? 3'te.
ani artışımız 3 ise değerlik elektron sayısı ani artıştan önceki elektronların sayısı değerlik elektron sayısını verirdi 2. Baş grup yani A grubu elementi olduğu için değerlik elektron sayısı grup numarasını veriyorsa bu 2A grubudur. 2A grubu elementidir, doğru. Şimdi bakalım. Gör ki ikinci periyotta olabilir. İkinci periyot 2A grubu elementinin dağılımını yaparsak 2, 2 ne yapar? Proton sayısı 4 olur. Proton sayısı 4 ise arkadaşlar en fazla 4 iyonlaşma enerjisi yapabilir. Ama biz örneğimize bakıyoruz. 5. elektron da kopmuş. O zaman bu ikinci periyotta olamaz. 3, 4, 5 şeklinde olabilir ama 2'de olması mümkün değil. Eğer 2'de olsaydı sadece 4 iyonlaşma enerjisi olacaktı. Proton sayısı 2 olsa sadece 2 iyonlaşma enerjisi yapabilir. Ama 5 iyonlaşma enerjisi yapmış. Bundan dolayı nedir? 3. ifademde yanlış olur. Doğrumuz yalnız 1 oldu sevgili arkadaşlarım. Sevgili canlar, geldik başka bir sorumuza daha. Arkadaşlar yine güzel bir soru. 5x elementi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlarım öncelikle 5x'in ben dağılımını yaptığım zaman 2, 3 olur. Değerlik elektron sayısı kaçtır arkadaşlarım? Değerlik elektron sayısı 3'tür. Biz değerlik elektron sayısını bulurken ne diyorduk arkadaşlar? Ani artış eksi 1 diyorduk. O zaman ani artışımız nerede olacak? Ani artışımız 4'te olacak ki değerlik elektron sayısı 3 olsun, 3A grubu olsun. Proton sayısı 5 olduğu için arkadaşlar en fazla kaç iyonlaşma enerjisi yapabilecektir? En fazla 5 iyonlaşma enerjisi yapabilir. O zaman ani artış 4'teyse arkadaşlar 4. iyonlaşma enerjisi 3. iyonlaşma enerjisinden en az ne olmalı? 3,5 kat ve üzeri olmalı. O zaman ifadelere bakalım. İfadelerden bizde ne istiyor? Hangileri doğru şeklinde sorumuz gelmiş. En fazla 5 iyonlaşma enerjisi yapabilir ki bu ifademiz doğrudur. Çünkü proton sayısı 5'tir. Proton sayısı 5 ise atomun 5 elektronu var. Biz en fazla 5 elektron koparabiliriz ve 5 iyonlaşma enerjisi yapabilir. 4. iyonlaşma enerjisinin değeri 3. iyonlaşma enerjisinin enerjisine oranı 3/2 katı olabilir, olamaz arkadaşlar. En az 3,5 kat ve üzeri olmalı. Bundan dolayı ikinci ifadem yanlıştır. Değerlik elektron sayısı 3 olduğu için ani artışımız nerede olacaktı? 4'te. Bu yüzden 3. ifadem doğrudur. Doğrularımız 1 ve 3 olur sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, geldik konuyu özetleyecek güzel bir örneğimize daha. Baş grup elementi olan X'in ilk 5 iyonlaşma enerjisi şeklindedir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlarım dikkatinizi şuna çekeyim. İyonlaşma enerjisi değerlerini dikkat edin. Biz hep tam sayı olarak verdik. Yani burada vermiş olduğumuz değerler konunun daha iyi anlaşılabilmesi için tam sayı olarak verdik. Gerçek değerlerden biraz farklıdır. Bundan dolayı ne diyoruz örneğimiz için arkadaşlar? Verilen değerin gerçekle alakası olmayıp konuyu pekiştirmek için verilmiştir. Buna göre diyoruz ki hangileri doğrudur? Bakın birinci iyonlaşma enerjisinin değeri 700, ikincinin 1400. 1400, 700'ün kaç katı? 2 katı. Ne yapıyoruz arkadaşlarım? Ardışık olanları kıyaslıyoruz. Yani 1 ile 3'ü kıyaslayamam ama 1 ile 2'yi, 2 ile 3'ü kıyaslayabilirim. 3. iyonlaşma enerjisi ne olmuş arkadaşlar? 7000. 7000, 1400'ün kaç katı arkadaşlarım? 5 katı. O zaman ani artışımız nerede oldu? 3'te. Ani artışımız 3 ise ani artıştan önce kaç iyonlaşma enerjisi var? 2. O zaman bu nesini verir? Değerlik elektron sayısını. Değerlik elektron sayısı 2'dir. Ya da değerlik elektron sayısını bulurken arkadaşlar ne yapıyorduk? Ani artışın bir eksiğini alıyorduk. Ani artış kaçıncı iyonlaşma enerjisinde oldu? 3'te. 3'ten 1'i çıkardık. Ani artışımız 2. Bu nesini verir? Değerlik elektron sayısı.
Baş grup elementi olduğu için değerlik elektron sayısının nesini verir? Grup numarasını. O zaman 2A grubu elementidir. 2A grubundadır. Doğru. İkinci periyot demin benzeri bir örnek çözmüştük. İkinci periyot olursa, ikinci periyot 2A'nın dağılımını yaparsak 2, 2. Ne yapar arkadaşlar? Çekirdek yükü proton sayısı 4, elektron sayısı da 4. 4 elektronu olandan biz en fazla 4 elektron koparırız. Yani en fazla 4 yoğunlaşma enerjisi olur. 5. yoğunlaşma enerjisi olmamalıydı. Bu yüzden ikinci periyot olamaz. Proton sayısı diyor ki 11 olabilir. 11'in dağılımını yaptım. 2, 8, 1. Son katmanı 1. Değerlik elektron sayısı bunun 1. Grubu da 1A grubu. Ama biz elementimizi nerede bulduk? 2A'da. Değerlik elektron sayısını da 2 bulduk. Bundan dolayı 3. ifademde yanlış olur. Doğrumuz yalnız 1 olur. Arkadaşlarım geldik güzel bir soruya daha. Bu sorumuzda ne yapacağız? Konumuzu tamamen özetleyeceğiz. Baş grup elementi olan X, Y ve Z'nin ilk 4 iyonlaşma enerjisi verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z'nin proton sayılarını büyükten küçüğe sıralamışı nasıldır? Arkadaşlar ardışık olanları kıyaslayıp değerlik elektron sayılarını ve gruplarını bulalım. 200'den 400'e çıkmış. Birinci yoğunlaşma enerjisi 200'müş X'in, ikincisi 400. Kaç kat? 2 kat. 400'den 5, 2200'e çıkmış. Yaklaşık 5,5 kat. O zaman ani artışımız 3'te. 3'ten önce 2 yoğunlaşma enerjisi olduğu için değerlik elektron sayısı 2'dir. Grubu da 2A grubudur. Arkadaşlar Y'ye bakalım. 500'dü. 7000 oldu. Yaklaşık arkadaşlarım ne olacaktır? Burada 14 kata kadar bir ani yükselme var. O zaman ani artışımız nerededir? 2'de. Ani artışımız 2'de olduğu için öncesinde kaç iyonlaşma enerjisi var? 1. Değerlik elektron sayısı 1'dir. 1A grubudur. Ama burada dikkatinizi şu çeksin arkadaşlarım. Dördüncü iyonlaşma enerjisi yok. Bu ne demek? Y'nin en fazla bir atom ne kadar iyonlaşma enerjisi yapabiliyordu? Proton sayısı kadar. Bunun proton sayısı o zaman kesinlikle nedir? 3'tür. Y'nin proton sayısını bulduk, 3. Dikkat edin, X ve Z dördüncü iyonlaşma enerjilerini yapmış. O zaman X ve Z'nin proton sayıları arkadaşlarım ne olmalı? 4'ten 4 ya da 4'ten daha büyük olmalı. Y'nin 3 olduğu için o zaman X ve Z'nin proton sayısı Y'den büyük olmalı. Y'nin proton sayısı en küçük. Bunu bulduk. Gelelim X ve Z'nin kıyaslamasını da yaparsak X, Y ve Z'nin proton sayılarını büyükten küçüğe sıralamış olacağız. Şimdi Z'nin grubunu bulalım. Birinci yoğunlaşma enerjisi 300, ikincisi 600. 600, 300'ün 2 katı. Hani artış yok. Üçüncüsü 3300. 3300 600'ün yaklaşık 5,5 katı olur ki ani artış 3'te olur. Ani artış 3 ise öncesinde 2 iyonlaşma enerjisi olduğu için değerlik elektron sayısı 2'dir. 2A grubudur. Dikkat edin arkadaşlarım. X ve Z aynı gruptalar. Biz ne diyorduk arkadaşlar? Eğer aynı grupta iseler ne yapacağız arkadaşlarım? Birinci iyonlaşma enerjilerini kıyaslayacağız. Yukarıdan aşağıya birinci iyonlaşma enerjilerini ne yapacağız arkadaşlar? Büyükten küçüğe yazacağız. Çünkü yukarıdan aşağıya inerken iyonlaşma enerjisi azalır. Arkadaşlarım ikisinin de iyonlaşma enerjisine bakıyorum. Z'nin iyonlaşma enerjisi 3'müş. Birinci iyonlaşma enerjisi 3. X'in ise birinci iyonlaşma enerjisi 200'müş. İyonlaşma enerjisi yukarıdan aşağıya yazılırsa o zaman x'imiz daha aşağıya yazılır. Yukarıdan aşağıya gelirken iyonlaşma enerjisi azaldı ama proton sayısı ne olacaktır arkadaşlarım? Artar. Bundan dolayı x'in proton sayısı z'den büyük ve biz y'nin proton sayısını en küçük bulmuştuk. Sıralamamız x, z ve y şeklinde olur. Sevgili arkadaşlarım, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın.